Onlar kendimi içecek. Aleykümselam. Gelişme. Ya. Ötüp sol. Erzincan'ın gerek spor geleceğini, gerek gençlik faaliyetlerini, yatırımlarını daha yukarılara taşımaya kararlıyız. Bu manada da biliyorsunuz Erzincan'da yapmış olduğumuz toplantılarda, ziyarette almış olduğumuz kararlarda hamdolsun ki hem spor anlamında hem vilayetimizin yarınlarının ve bugünlerinin en önemli değeri gençlerimiz anlamında pek çok konuyu, pek çok çalışmayı konuştuk ve Erzincan'ımızı yarınlara daha güçlü bir şekilde ulaştırmanın sorumluluğu ve kararlılığı içerisindeyiz. Tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin 2018 Temmuz'undan itibaren geçmiş olduğu sistem, pek çok açıdan bir verimi, ciddi bir koordinasyonu ve bu manada da kurumlar arası eşgüdümü çok güçlü noktalara getirdi. O yüzdendir ki gerek paydaşlarımızla, gerek yerel yönetimlerimizle, hamdolsun bakanlığımız da bu süreçte geliştirdiği çalışmalar, ürettiğimiz yeni yatırımlara önemli bir anlamda güç kazandırdı, hız kazandırdı. Biz de adımlarımızı bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun güçlü ve vizyoner liderliğiyle gece gündüz demeden hamdolsun tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Amacımız tarımıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla her alanda zirveye oynayan Türkiye'nin ve spordaki iddiasını, gençlerinin, yarınların ve bugünün rekabetçi dünyasındaki donanımını güçlendirme adına çok daha ötelere, yukarılara taşımak ve hamdolsun ki bu anlamda sağlam ve bir manada da istikrarlı yapıya kavuşmuş olduk. Tabii Erzincan'ın 18 yıl önceki haline baktığımızda açıkçası burada olan herkes yakından biliyor ki bir yüzme havuzu olmayan Erzincan, bir atletizm pisti olmayan Erzincan ve buna benzer açıkçası spor anlamında pek çok açıdan mahrumiyetin olduğu bir şehri el birliğiyle 600 milyon liradan fazla spor ve gençlik yatırımıyla buluşturduk. Erzincanlı hemşehrilerimizin hamdolsun hizmetine sunduk. Ve hepinizin bildiği gibi ziyaretimizde yine hep birlikte stadımızı gördük. Oradaki çalışmalarda tüm hızıyla ilerliyor. Türkiye'nin güzel, en modern stadlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz. İnşallah onun açılışını da en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine biliyorsunuz 2 öğrenci yurdu varken şu an 12 öğrenci yurdumuz var Erzincan'da. Ve kapasite 2000'den 10.000'lere geldi. Bu anlamda da tabii yeni çalışmalarımız, yeni yatırımlarımız devam edecek. Yine gençlik merkezi olmayan vilayetimizde şu an 3 gençlik merkezi, bir genç ofisimiz var. Yine bu manada da 120 bin gencimizin buradan ciddi bir şekilde faydalandığını ifade etmek istiyorum. Spor yatırımlarımız bu manada dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde son 18 yılda tesisleşme altyapısıyla mükemmel bir seviyeye ulaştı. Tabii bunun yanında sporun tabana yayılması ve bununla birlikte spordaki başarının yine zirveye oynama noktasında yukarılara taşınması. İddiamız bu, çalışmalarımız bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda gerek yüzmede Emre'nin kırdığı rekor, gerek modern pentatlonda İlke'nin rekoru ve gerekse Fatma Uruk'un Meksika'daki serbest dalıştaki rekorları, bu anlamdaki iddialarımızın da hedefe yürüme noktasında hamdolsun ki başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bizlere gösteriyor. Pandemi sürecini tüm dünya hakikaten çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Ama bu sürece rağmen tüm tedbirlerimizi azami derecede alarak hamdolsun yatırımlarımızın hızını hiçbir şekilde yavaşlatmadık.
Son başbakanımız Binali Yıldırım'ın şehri Erzincan. Onun ismini taşıyan üniversitedeki spor tesisinin, stadyumun zemininin yenilenmesi, yeni modern bir yapıya kavuşması bu müjdelerimizden bir tanesi. Sağ ol.